Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsiminde meyve suyu yapacağız. Meyvelerimiz yetişmeye başladı. Şu anda mevsiminde yapacak olduğumuz ikinci videomuz erik meyve suyu olacak. Eriklerin mevsimi geldi. Videomuzda Black Splendor, Angelica erik bahçemizin olduğunu söylemiştik. Bu eriklerimizden elde etmiş olduğumuz organik eriklerimizi güzelce çekirdeklerinden ayıkladık. Tenceremizin içerisine koyduk. Şimdi bu yapacak olduğumuz meyve suyunu konservelerimize koyacağız. İlerleyen aylarda, kış aylarında güzelce tüketebilmek için bu şekilde konserve olarak tüketimini gerçekleştireceğiz. Burada meyvelerimizi, eriklerimizi güzelce pişirdikten sonra konservelerimize koyacağız. Konservelerimize koyduktan sonra içerisine tüketeceğimiz zaman şeker ve su eklemesiyle beraber meyve suyumuzu yapmış olacağız. Şimdi ilk olarak görmüş olduğunuz gibi bir tenceremizin yarısına kadar güzelce eriklerimizi çekirdeklerinden ayırıp tenceremizin içerisine koyduk. Burada pişirme işlemini gerçekleştirirken içerisine orta seviyede bir su eklemesi yapacağız. Konserveden çıkartıp tüketim yapacağımız zaman burada nasıl bir yoğunlukta istiyorsak tekrardan suyla açacağız. Ona göre tüketme işlemini gerçekleştireceğiz. Tenceremizin altını güzelce yaktık. Şimdi burada meyvelerimiz yumuşayıncaya kadar pişirme işlemine devam edeceğiz. Tenceremizin altını yaktıktan sonra tenceremizin içerisine bir miktar göz kararı su eklemesi yapıyoruz. Burada eklemiş olduğumuz su meyvelerimizin üzerine geçinceye kadar güzelce suyla tenceremizi dolduruyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi diğer tenceremizin de aynı meyvelerin üzerine su geçinceye kadar güzelce suyumuzu tenceremizin içerisine koyduk. Şimdi iki tenceremizi de güzelce meyveleri yumuşayıncaya kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Evet, 45 dakikalık pişirme neticesinde eriklerimiz güzelce yumuşadı, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi blender yardımıyla tenceremizin içerisindeki eriklerimizi güzelce çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta hem blenderdan çekerken hem aynı zamanda konserveye katarken ocağımızın altı en kısık ateşte yanmaya devam edecek. Kısacası eriğimiz tencereden çıkıncaya kadar en kısık ateşte ocağımız yanma işlemine devam edecek. Şimdi güzelce eriklerimiz homojen bir hal alıncaya kadar blender yardımıyla çekme aşamasına başlıyoruz. Blender yardımıyla tenceremizin içerisinde yer alan eriklerimizi pürüzsüz bir hale gelinceye kadar güzelce çekme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kepçe yardımıyla güzelce konservelerimizin içerisine erik suyumuzu katıyoruz. Burada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Niçin biz burada şeker eklemesini direkt yapmadık? En son içeceğimiz zaman yapıyoruz. Burada israfı önlemek adına şeker eklemesini ilk olarak yapmadık. Nasıl? Şimdi biz burada şekeri direkt eklemiş olsaydık konservemizin içerisinde bozulma meydana gelirse burada hem meyve posasını kaybedeceğiz hem de eklemiş olduğumuz şeker zayi olacak, israf etmiş olacaktık. Bundan dolayı şekerimizi bu aşamada eklemiyoruz. Tüketim yapacak olduğumuz zaman yani konserveden çıkartıp su ekleyip burada tüketim yapacak olduğumuz zaman şekeri o zaman ekliyoruz. Bu yüzden şeker eklemesini ilk olarak gerçekleştirmedik. Şekeri sonra eklememizin diğer bir sebebi ise raf ömrünün uzun olması. Yani konservemizin içerisinde bozulmadan daha fazla dayanabilmekte, daha fazla raf ömrü uzayabilmektedir. Bu şekeri sonradan eklememizin iki ana sebebi bu şekildedir dostlarım. Şimdi burada doldurmuş olduğumuz konservemizin ağzını kapatacağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta konserve kapağının sıfır olması gerekiyor. Kesinlikle kullanılmış bir kapak ile işlem yapmıyoruz. Bu şekilde kullanım yapar ise kullanılmış bir kapak kullanır isek burada istediğimiz kapanma işlemini gerçekleştiremeyebiliriz. Hava alırsa yapmış olduğumuz meyve suları bozulur. Şimdi kapağımızı güzelce konservemizin üzerine yerleştiriyoruz. Önce boş tarafa, açma tarafına doğru bir tık çevirdikten sonrasında kapama yönünde güzelce sıkı bir şekilde çeviriyoruz. Konservemizin kapağını güzelce kapattıktan sonra bu şekilde ters çevireceğiz. Yarım saat boyunca bu şekilde ters tuttuktan sonrasında tekrardan düzelttiğimiz zaman işlemimiz tamam olacak. Görmüş olduğunuz gibi meyve sularımızın hepsini konservelerimizin içerisine güzelce kattık. 10 adet 1 kiloluk konserveden meyve suyu elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi gelin sizlere bu konserveleri nasıl yapıyoruz, nasıl su ekliyoruz, neler yapıyoruz onları göstermiş olalım ve videomuzu bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi meyve sularımızı güzelce konservelerimizin içerisine yerleştirdik. Şimdi burada sizlere göstermek için bir tane konservemizin kapağını açıp yapılışını nasıl yapıyoruz, ne kadar şeker ekliyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu da gösterip videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Şimdi ilk olarak bir tane konservemizin kapağını açıyoruz. Daha öncesinden biz güzelce açmıştık kolay olsun diye. Konservemizin kapağını açtıktan sonra bir adet sürahimizin içerisine yarısını döküyoruz.
Şimdi burada bizim yapmış olduğumuz meyve suyu bildiğiniz gibi konsantre olmuş oluyor. Konsantre olduğu için yarısını güzelce sürahimizin içerisine alıyoruz. Yarım kavanoz meyve suyumuzu ekledikten sonra bir sürahimizin içerisine bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ardından sürahimizi doluncaya kadar güzelce suyunu ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra bir karıştırıcı yardımıyla güzelce sürahimizin içerisindeki maddelerimizi karıştırıyoruz. Lezzeti ve kıvamıyla gerçekten efsane bir meyve suyu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sizler de bu sıcak yaz günlerinde çocuklarımıza içerisinde hangi maddelerin olduğunu, nelerin olduğunu gönül rahatlığıyla içirebileceğiniz bu meyve suyunu çok rahat bir şekilde evinizde yapıp dolapta bekleterek soğuk soğuk tüketebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.